Yusuf Kenana şunu sormak istiyorum, hep böyle bir psikolojik üstünlük tartışılıyordu. Ee, şimdi sanki Dünya Kupası arasına girerken Fenerbahçe'nin çok favori olduğu bir maçta kaybetmesi, Galatasaray'ın da ortada bir maçı 7-0 kazanması, ee, biraz böyle e, psikolojik olarak Galatasarayı daha böyle bir ön plana çıkardı e, yorumları var. Katılıyor musun? Yani ben Fenerbahçe tarafında böyle bir şey olmadığını savunuyorum ama. Fenerbahçe'yi tutmayanların hepsi buna reaksiyon verdiği için demek ki diğer tarafta böyle bir düşünce söz konusu. Ona da hani saygı duymakla birlikte katılmadığımı ifade edeyim. Çünkü lidersin, 36 gol atmışsın, 25 maç oynamış Fenerbahçe şu ana kadar. Resmi maç olarak en yakın işte Avrupa oynamayan rakiplerinden neredeyse 10 maç fazla oynamış. Lider bitiriyorsun ilk bölümü. Çünkü ilk yarı diyemiyorum daha ilk yarı bitmedi. Avrupa Ligi'ni lider bitiriyorsun. Çok zor bir yerden çıkmışsın ve aynı şekilde yönetim seçimi haricindeki olaylar Fenerbahçe'de de oldu. Yani transferler yine Fenerbahçe'de yeni bir kadro kuruldu. Öyle söyleyebilirler geçen sezondan. Bugün ilk 11'de oynayan oyuncu sayısı biraz daha az. Yeni bir teknik direktör, yeni bir felsefe. Bu oyuna alışmak kolay değil oyuncular açısından ama çok iyi bir başlangıç yapmıştı. Şimdi psikolojik olarak George Jesus'un yapmış olduğu başlangıç belki biraz daha o baskıyı Okan Buruk'un üzerinde işte zamanında Valerian İsmail'in üzerinde ya, bu olabiliyormuş. İşte takım iyi oynayabiliyormuş ya da iyi mücadele edebiliyormuş. Burada da yine bir ayrım söz konusu. E, siz niye yapamıyorsunuz diye Galatasaray veya Beşiktaş'ın üzerinde baskı vardı. Bunların hepsinin bir zamanı var. Yani bir şekilde bunu bir zamana yatırmak lazım. Ben psikolojik olarak etkilendiğini düşünmüyorum. E, şimdi şunu göreceğiz George Jesus açısından. İşler bir tık kötü gittiği andan itibaren nasıl çözümler üretecek? Şu ana kadar bazı maçların içinde bunu gördük işte Ren maçlarında geri dönüşler. Kara karşısında 4 gol yemesine rağmen 5.yi atıp kazanması, Sivas Spor karşısında 10 kişi kaldıktan sonra kazanmasını bilmesi. Maç içindeki reaksiyonlarında şu ana kadar genellikle iyi gitti. Giresunspor maçında sadece o da bireysel hatalardan bir kez daha söylüyorum ben. Fenerbahçe oyun olarak Giresunspora teslim olmadı. Ee, pozisyonu yok Giresi Spor'un. İki tane pozisyonda Serdar Aziz birisini uzaklaştıramıyor. Diğerinde de işte bocalıyor ve topu Borha Sainz'e veriyor. Borha Sainz'e burada da kutlayayım bir kez daha. Ee, çok iyi takip etti iki pozisyonda gol atarak ama e, nihayetinde oyun olarak çok büyük bir sorun yoktu. Yani bu maça bakıp Fenerbahçe'nin oyunu çöktü, çözüldü yorumlarına çok katılmam mümkün değil. Psikolojik olarak da net bir şekilde şunu söyleyelim. Lider giriyorsun. Yani tam arkadan gelen takımlar olacak yani şimdi ligin böyle bitme ihtimali var mıydı? Herhalde aklı selim bir insan. Hı hı. Ben Beşiktaş'ı e da katarak söylüyorum. Bazı insanlar unutuyor Beşiktaş'ı çünkü. Çok fazla dillendirmiyorlar. Ben baktım diye öyle dedi biliyorsun. Hayır bunu. hayır. <laughs> Ben seni yine aynı pro yine benzer masada <laughs> yine benzer bir programda darmışım. Evet, yaklaşık 24 saat önce. <laughs> Gürcan abi unutmuştu ama Gürcan o da hani selam olsun. onu da bence Hayır, o, da o düşünmediğinden saydığı, değil. Saydığını, saydığını düşündü. Evet, o yüzden söylüyorum. Ben hatırlatınca şey gibi oldu sanki özellikle Gür, saymamış. Gürcan gibi abi yoksa, çok tecrübeli. Saydım dedi yani. Gürcan abi çok tecrübeli Beşiktaş'ın Her böyle adlı. hemen kopacağını düşünmezdi diye düşünüyorum. Ee, yani bu bu ligde önemli değişiklikler olacak çünkü. Sezon başından beri söylüyorum. Bence Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray arasında şampiyonluk yarışı gidip gelecek. Çok atipik bir sezon yaşıyoruz. Devre arası dediğimiz şey çok uzun olacak. Dünya Kupasına giden oyuncuların form durumu sonrasındaki işte olası form düşüklükleri çok önemli. Yani çok önemli oyuncular gidiyor Dünya Kupasına. Sen Hacı Right dedin ama Valencia'yı, Torreira'yı yani birçok önemli oyuncusunu Tabii. katabiliriz Türkiye Süper Lig'inden oyunculara. Kalvoyu yani bu oyuncular nasıl dönecekler? <laughs> e ondan sonra bir transfer dönemi var, geç başlayan bir transfer dönemi. Orada takviye yapılacak mı, yapılmayacak mı? Ve halen çok önemli karşılaşmaların daha oynanmadığını görüyoruz. Yani fiksür avantajına da çok ben çok katılmıyorum. Zaten çok fiksür avantajı zihniyetinde değilim. Çünkü Galatasaray giresunspora Spor'a kendi evinde yenildi. E Fenerbahçe giresunspora kendi evinde yenildi. Böyle Sence Fenerbahçe'nin, özür dilerim abi, takviye olsun diye... Katılmıyorum Lütfen. da nasıl takviye olacaksa bu. Katılma. E, ee, Fenerbahçe'nin bir fiksür avantajı vardı. O fiksür avantajını iyi değerlendirdi. Seyahat avantajı vardı en fazla. İçer, yani, Seyahat ya, yani bu, bir bu bir avantaj şey değil adı. midir abi? Yani, bu bir şey olarak söylemiyorum bu arada. Yani, Hayır, şu, yani şöyle, normal. İkinci yarıda da yani bu maçtan Dünya Kupası'ndan sonra da Galatasaray'ın böyle bir avantajı. Yok, ben edecek. şöyle bakıyorum olaya. Hiçbir maç oynanmadan yani kazan, kazanılmıyor. Yani Tabii. Şimdi evet seyahat yapmadı ama aynı zamanda Avrupa Kupası oynadı. O da dengelemiş olabilir diye bakabiliriz. Çünkü çok ciddi yerlere hani seyahat yapmış oldu. 10 maç fazla, 12 maç fazla oynadı <laughs> diğer takımlarda. Abi Fenerbahçe'nin çok ciddi şu ana kadar bir fiksürü var. En azından Galatasaray'a karşı olduğunu söyleyebilirim. Çok ciddi bir avantajı var yani. Kaçtı rakam abi? 13, 13 maçın 8'ini içeride oynadı abi Fenerbahçe. daha ne olsun da hepsini bir içeride oynayacak. Bir şey söyleyeceğim. İçeride dışarıda fark etmiyor diyorum ya. Fenerbahçe içeride Giresun'a kaybetti. Galatasaray'da kaybetti. Tabii. O yüzden maçın oynanmadan bir fiksür avantajı oldu. Yani bugün Galatasaray'ın fiksürüne bakalım. İstanbul Spor maçını kesin kazanır diyebilir misin? Diyemiyorsun. Hiçbir takım için söyleyemezsin. Peki George maçı Jesus diyemezsin alalım. ama dışarıda oynarken ya da içeride oynarken yorumlarımız daha farklı olur. Yani bugün mesela Trabzonspor'la de... Trabzonspor'la dışarıda oynamak ve içeride oynamak arasında fark var. Peki Jesus'a sorsalar yani, abi deseler ki derbi, derbi haricinde 13 maçın 8'ini içeride mi oynamak istersin? 13 maçın 8'ini dışarıda mı oynamak istersin deseler Jesus'a veya Ali Başkan'a. Hangisini seçer abi? Tamam, ligin sonunda aynı avantaja sahip olacak o zaman. Aynı mantıkla. Yani ligin avantajdaki... ikinci bölümünde son bölümünde bu sefer aynı avantaja sahip olacak. Tamam işte aynı Galatasaraylar da diyor ki Fenerbahçe'nin şu anki iyi gitmesinin büyük bir sebebi 13 maçını 8'ini içeride oynamak. Galatasaray ben Emre'nin tweetlerini veya işte Galatasaraylı abilerimizin tweetlerini okuduğum için. Onlar da diyor ki şimdi. Tamam. Biz diye, Beşiktaş diyemiyor. Onlar adına söylüyor. Onlar da diyor ki Iki, şimdi ikinci yarı daha doğrusu Dünya Kupası'ndan sonra siz Galatasaray'ı görün diyorlar. Doğru mu? Zaten Fenerbahçe ile arada farkı... Desen evet diye. Yok demiyorlar. Öyle diyorlar ve asıl gerçek e, dengelemeyi ve Sen niye şotanın tercümanı gibi davranıyorsun ki? Hayır şotanın de tercümanı değil. Sana katılmadığımı söylemek için yok, yaptım. Yok katılmayabilirsin bu arada. Bu arada. Ama Bunu... fiksür avantajı denilen şey ben yani çok inanmıyorum. Abi bu Günün sonunda yok zaten yani. 36. haftanın sonunda herkes her yerde oynamış yüzden... olacak. Ama 13. hafta ve şimdi sen mesela psikolojik olarak diyorsun ki takım ve hoca tabii ki bundan etkilenmez. Çünkü Cesus maç sonunda söyledi bunu. Biz en başta yeni kurulan bir takımdık. Milli araya Dünya Kupası arasına lider olarak gideceğimizi söyleseler imza atardım diyor ki çok haklı bunu söylemek. Ama camia düşüncesi, kamuoyu düşüncesi farklı bundan. Şimdi Fenerbahçe taraftarlarının geçtiğimiz hafta saat 16.30'da 17'deki psikolojisiyle şu andaki psikolojisi aynı değil. Ya benim, Maç Baş başlamadan o zaman önce, benim çevremdekilerinki aynı olabilir yani öyle söyleyeyim çünkü ben Fenerbahçe taraftarının şu an bir aman ne yapacağız kaybettik ya öyle bir Giresunspor maçı çok kötü bir şey hayır, hayır, öyle, öyle bir şey yok zaten. Attı. öyle bir şey yok tabii Böyle ki bir... Fenerbahçe taraftarı şu an onu düşünmez e, bence de düşünmez ama öyle. saat yani şunu da inkar edemeyiz ama yani saat 17'de Giresunspor e, maçı o, başlamadan Normal Kadıköy'de coşkuyla stada da giden taraftarlı şu andaki aynı aynı durum değil. Çok normal değil mi Şimdi Normal de ben mesela... de onu söylüyorum. Hayır çok. Ama bunun fiksür avantajıyla alakası yok. Şimdi sen de Alanya yok, Spor baş, maçına giderken şey farklı şeyler düşünüyordun. Fiksür avantajından maçı bahsetmiyorum zaten. Hayır hayır. Psikolojik, psikolojik olarak da söylüyorum. O yüzden her maç maç gitmek lazım. Yani şu anki psikolojik avantaj dediğimiz şeyde 50 gün sonrası başlayacak bir e lig için bahsediyoruz. Yani gelecek hafta için ben o yüzden Okan Buruk keşke Dünya Kupası olmasaydı diye düşünüyordur. Kesin diye düşünüyordur. Düşünüyorum. Evet. Çünkü böyle bir avantajı böyle bir ivmeyi yakaladıktan sonra tabii ki bence Galatasaray için de ayrı bir avantaj. Çünkü bu oyuncuların daha fazla birlikte antrenman yapmasını, bu oyuncuların daha fazla birlikte kaynaşmasını, hazırlık maçları oynanacakmış işte La Liga ekipleriyle onların oynanmasını sağlayacak ama nihayetinde 50 gün sonra, yani ben sıfırdan lige başlayacağımıza inanıyorum. Yeni çok, bir çok şey değişti. Yepyeni evet. bir lige başlıyoruz. Acayip bir fikstürle başlıyoruz. Evet. Trabzonspor, Trabzonspor Fenerbahçe. Fenerbahçe sonra Fenerbahçe Galatasaray falan diye öyle gidiyor. Müthiş maçlar var. Yani bir sürü karşılaşma daha mesela Fenerbahçe Beşiktaş'a deplasmanda oynadı. Kaybetmedi. Daha evinde Galatasaray'la oynayacak. Daha evinde Trabzonspor'la oynayacak. Trabzonspor deplasmanda gidecek. Galatasaray deplasmanda gidecek. Fikstürü konuşmak için çok çok zaman var. Yani ben İstanbul dışına çıkıp çıkmama meselesine de çok katılmıyorum. Çünkü zaten buraya lider olarak 20, 12 maç fazladan oynayarak gelmiş Fenerbahçe. Yani fiksür avantajı olsun, seyahat yapsın, yapmasın Fenerbahçe oynayacağı oyunu oynuyor.